Arkadaşlar bir önceki videoda söylediğim gibi şimdi de overloading'den bahsetmek istiyorum. Bu proje üzerinde biraz çalıştık. O yüzden ben yeni bir proje açmak istiyorum. Bu noktada şöyle next diyelim. Command line app'i oluşturalım ve yine next diyelim ve bunun ismini de şöyle method overloading diyelim. Peki nedir bu metot overloading dediğimiz mevzu? Arkadaşlar biz klaslarımızı ne için oluşturuyorduk? İşte içerisinde e, ortak operasyonları veya alanları, etributları tutmak için. Hadi gelin bir tane klas yapalım, Java klas oluşturalım. Bu klasımızın ismi de dört e, işlem olsun yine. 4 işlem olsun. Olayı şimdi iyice anlayalım. Özellikle daha sonra inheritance'a falan geçince bizim için işler çok daha hem profesyonel hem de eğlenceli hale gelecek. Bakın dört işlem kılısında siz işte operasyonlar koymak istiyorsunuz. Public int topla şeklinde bir operasyon. Int sayı 1 int sayı 2. Bu noktada return sayı 1 artı sayı 2. Siz bu şekilde yani basit bir operasyon ama olayı anlamak için siz bu şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Ve sizin yazdığınız klası başka bir projenin içerisinde başka bir klasın içerisinde kullanıyorsunuz. New 4 işlem diyelim. Sonrasında 4 işlem nokta topla dediğinizde 2 ile 3'ü örneğin topluyorsunuz. Bunu da şöyle System.out.println ile yazdırıyorsunuz diyelim ki. Şuradan itibaren şuranın içine alırsak sonucu yazdıracaktır. Çalıştırıyorum. Bakın 5 yazdı. Güzel. Proje böyle devam ediyor. Ve bir zaman sonra size diyorlar ki siz bu dört işlemi bir sürü yerde kullandınız toplayın. Bir zaman sonra size diyorlar ki iki sayıyı toplayabiliyorduk. Artık üç sayıyı da toplayabilelim. Şimdi bu noktada siz hani iki tane sayı göndermiştiniz. Buraya hani ekstradan bir sayı gönderebilecek bir durum oluşturmak istiyorsunuz. Ama hani mevcut projeler bu iki tane sayıyla zaten çalışıyor mevcut ekranlar. Bir de başka ekranlar 3 sayıyla çalışan. İşte yani bir değişim yok yani. Yeni bir özellik getirmek istiyorsunuz. Şimdi bunu şöyle yazabilirsin. Şuradakini kopyalıyorum. Topla 2 deyip topla 2 deyip buraya gelip int sayı 3 diyebilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ikisini de topla dersen Hiçbir arıza yok arkadaşlar. Nedeni ikisinin metot imza e, parametrelerinin imzasının farklı olması. Yani bu iki tane int istiyor ve bu üç tane int istiyor. Burada sıralama da bu arada önemli. Yani int int istiyor bu int 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 istiyor. Dolayısıyla buna metot overloading deniyor arkadaşlar. Yani dört işlem nokta. Bakın ikisi de geldi. Biri iki sayılı, biri 3 sayılı. Topla dedim. 2,3 Bakın sıkıntı yok. Ama 5 de dersem sıkıntı yok. İkisini e de kullanabiliriz. İşte bu bağlamda e, method overloading'i bir önceki derste aslında constructor'larda da gördük. E, burada da bu şekilde bir kullanım olduğunu size söylemek istedim.